İyi akşamlar. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Evet, ikinci yarı başladığından beri 13 günde 4. müsabaka. 3 yıllık biri Türkiye Kupası. Önemli hedeflerden bir tanesi. Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik. Bugün de Türkiye Kupası'nda tur atlayıp son 16'ya kalmak. Toplamda yoğun trafikte 8 maçımız var. Bugün 4'ünü bitirmiş olduk. Yoğun trafik bizim için devam edecek. Özellikle bugün bizim de ufak tefek, çok fazla da değil rotasyonumuz. Rakibin de aynı şekilde olduğunda oyun planına uygun bir şekilde oyunun başından biraz daha topa sahip olarak doğru opsiyonları kullanarak belki oyunu da erken koparabilirdik. Kazanabilmek son derece önemliydi. Oyun içinde birkaç tane formasyon değişikliği yaptık. Oyuncuları başka yerlerde denedik. Bazılarını koruduk, bazılarına yeni yeni şanslar verdik. Bugün itibariyle kazanmak son derece önemliydi. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bunların performans değerlendirmelerini hem bireysel olarak hem oyun olarak genel olarak yapacağım. Onun için oyuncuları tebrik ediyorum. Manisa Spor'a başarılar diliyorum. Bizim özellikle bu ikinci yarı süreç başladığından beri sakat oyuncularımız Orsic ve Densville devam eden sezon, Orsic sezon başından beri öyle bilgilendirme de yapmak istiyorum. Özellikle takımın büyük anlamda yükünü çeken Afrika Kupası'nda PP, Trezeguet ve Paul'un olması 3 tane. Larsen, Kurbelis ve Tekli için tasarrufta ve ayrılmış olması. Ve özellikle bugün ve sezon başından bu zamana kadar süre almamış veya az süre almış oyuncular var. Hüseyin Türkmen bugün ikinci defa şans aldı ve bunu çok doğru kullandı diye düşünüyorum. Fernandez ilk defa 7 ay sonra bugün süre aldı. Arif, Bakiç almadı. Arif, Kerem, Umut, Gökten ve Poyraz. Bunlar yeni yeni süreler alan ve genç oyuncular. Bunların dediğim gibi performans değerlendirmesini yapacağız. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozoklu çeşitli sebeplerden beri antrenmanda yoklar. Onu çok net bilmiyorum. Onunla ilgili de bir konuşup daha net bir bilgiye sahip olacağım diye düşünüyorum. Evet, soru var mı? Ömür ve sorunuz varsa. Evet, ben cevabını vermiş oldum. Siz sormadan cevabını vermiş oldum. Başka var mı başka bir şey? Hasan Bey. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Ömür'ün cevabını biz soruyu sormadan aldık zaten. Tamam. Bakasetas'ın son durumunu kaçırdı mı? Bakasetas hemen hemen Trabzonspor'a aynı dönemlerde geldik. Ben Kasım 10 geldim. O da Ocak'ta gelmişti. Çok güzel hikayeler yaşadık. Bakasetas şöyle bir oyuncu. Antrenman, maç, kazanma karakteri, her sakatlığı da dahil olsa bunu sahaya yansıtmadan devam eden bir oyuncu. Şu an itibariyle böyle bir dedikodu var. Ama dün takımla beraber antrenmanlara katıldı. Yarın da bizimle beraber olacak. Hafta sonuyla ilgili konuşacağız. Ama transferi olur olmaz, gerçekleşir gerçekleşmez şu an değil. Ama şu ana kadar gerçekleşse dahil transferi her şeyini son ana kadar vererek hareket eden bir oyuncu. Onun için eğer bu gerçekleştiği zaman düşüncelerimi biraz daha net bir şekilde söyleyebilirim. Buraya çok önemli katkılar sağladı. Çok güzel duygular yaşadık hep beraber. Böyle bir şey çok konuşuluyor. Ama şu an itibariyle benim önüme gelen net bir şey yok. Ben pazar günü ligimizin son şampiyonu. Ondan ciddi bir müsabakaya. Eksiklerimiz çok fazla. Ama Trabzonspor forması her zaman çıktığında en iyisini yapmaya çalışacak. En iyi şekilde neyi yapabiliriz oyun anlamında? Bunun üzerinde çalışacağız. Şöyle bir ifadesi oldu mu Bakasetas'ın? Yani ben Galatasaray maçını oynamadan gitmem. Yani olsa şu anda hiç böyle bir şey konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadık. Şu anda transferin olup olmadığını dahi bilgim olmadığı bir şeyin üzerinden konuşmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ben sadece Bakay'la olan düşüncelerimi anlattım size şu ana kadar. 2,5 senedeki yaşadığımız çok güzel duyguları, 3 seneye yakın ki duyguları ve verdiklerini, bu takıma kattıklarını anlatmaya çalışıyorum. Eğer gerçekleşirse bunu ilave edebileceğim bir şeyler daha olabilir. Başka soru var mı? Ezgi Hanım. Hocam bugün Larsen ayrıldı takımdan. Siz de bu sezon kalite vurgusu yapıyorsunuz özellikle transfer döneminde. Zenginlik diyorum, kalite değil.
zenginlik. Evet. Düzelteyim, kusuruma bakmayın. Galatasaray gibi önemli bir karşılaşmaya çıkacağız derbiye. Neler düşünüyorsunuz maç öncesi? Larsen gibi önemli bir oyuncu ayrıldı. Larsen, Kurbelis, Teklic hepsi önemli. Trabzonspor'un her futbolcusu çok önemlidir ve değerlidir. Afrika Kupası'nda 3 oyuncu var. Orsic ve Densmil sakat, az süre almış oyuncular var. Bu Trabzonspor için bir bahane değildir. Bu mevcutta zaman zaman herkesin, her takımın yaşadığı süreçler vardır. İşte Beşiktaş da aynı süreçleri yaşıyor. Büyük takımlar da yaşıyor. Biz de bu süreci yaşıyoruz. Buralardan Trabzonspor her zaman güçlü çıkmıştır. Gene güçlü çıkacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de ekip olarak çalışıyoruz. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Elimizde de böyle bir kadro var. Bundan da Trabzonspor her zaman iyisini yapmıştır. İyisini yapmaya devam edecek. Bugün açık kanalda maçın olmasına rağmen buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Pazar günü bu desteklerini bizimle beraber tekrar vereceklerini düşünüyorum. Onları pazar günü maça davet ediyorum. Başka soru var mı? Kaan Çetinkaya, TRT Spor. Hocam, Larsen'in ayrılığıyla birlikte özellikle sağ bek bölgesinde de bir boşluk oluştu. Aynı zamanda Teklic, Kurbelis ve Larsen ayrılıklarıyla birlikte yabancı kontenjanında da bir açılma oldu. Elbette Orsic'in lisans durumu var, Bakic'in lisans durumu var ama yine bu ayrılıklarla birlikte oluşması muhtemel. Kontenjanla alakalı bir hamleniz olacak mı? Transferle ilgili olarak bir talebiniz var mı mevkisel ya da bölgesel olarak yönetimden? Şimdi Kurbelis'in çıkmasıyla beraber Orsic'in önü açıldı. Çünkü buranın yatırım yaptığı bir oyuncu Mart'ta dönecek. Ama onu en azından bu sene itibariyle görmemiz gerekiyor. Teklic'in ayrılması kontenjan zaten. Onu Bakiş'te doldurabiliriz. Şu an itibariyle gene Larsen'den ayrılmasıyla beraber bir boşluk oluştu şu an itibariyle. Tek bir boşluk oluştu. Bunu dediğim gibi Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda, planlaması doğrusunda, kısa vadede, orta vadede neler yapabiliriz doğrusunda transfer çalışmalarını yapıyoruz. Bu Trabzon'un menfaatlerine, oyun planına, oyun organizasyonuna, bütçesine uygun ise katacağız. Bunu da en iyi şekilde başkan da ben de en yakın zamanda bilgilendirebiliriz. Bu gidişatla ilgili bir bilgilendirme de yapabiliriz kamuoyuna. Ama biz şu anlamdaki en sağlıklı durumu en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekçi ulaşılabilir hedefimizin Avrupa Kupalarına gitmek olduğunu ve Türkiye Kupası olduğunu, bunun içinde de sağlıklı biçimde şu an itibariyle gidiyoruz. Umarım bunu daha iyi hale, daha zengin kadro, daha zengin oyunla beraber, kadronun içine katılımlarıyla beraber, en azından Afrika Kupası'ndakilerin bir ay sonra döndüklerini düşünürsek, zenginliğimiz, seçeneklerimiz daha fazla olacak. Bu bize biraz daha iyi şeyler hayal ettirecek. En azından bunları bekliyoruz. Umarım bunları en yakın zamanda gerçekleştiririz. Evet, başka soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar.